En son üçgende yükseklik gördük. Üçgende alanı görmedik. Şimdi üçgende alanı, paralel kenarın alanını bir daha hatırlayacağım. Alan konusunu bugün bitirmeye çalışacağım sizlerle. Dikdörtgensel bölgenin alanını zaten biliyorsunuz aslında. Dikdörtgen biraz daha paralel kenardan farklı. Paralel kenarda alan taban çarpı yükseklikti. Dikdörtgen de benzer bir şey aslında. Nasıl benzer bir şey? Mesela dikdörtgende şunu taban kabul eder miyiz? Bu eğer tabansa. Şu onun için olacak. Neden? Çünkü dikdörtgen zaten burası 90 derecedir. Bu taban da karşıdan da dik olarak doğru karşısı yükseklikte. Bu da zaten o taban üzerine dik geldiği için bu da benim için ne olacaktır? Bu dikdörtgenimizin yüksekliği olacak. Yani kısaca aslında bunu ilk o 4 biz kısa kenar çarpı kenar diye görüyoruz. Ama sebebi bu normalde. Tabanları saymamız gerekiyor. Taban kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 birimlik taban ya da bu kısa kenara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Neyimiz var? Kısa kenar var. Alanı bulmak için nasıl yapacağız burada? Alan, kısa kenar çarpı uzun kenar. Taban çarpı uzun değil. Aynı şekilde gelir ama taban dediğimiz şey bu. Kısa kenar kenarda istediğimiz oluyor. 5. 9 çarpı 5 ne yapacağız bizim için? 45 yapacağız. Evet, mikrofonu kapatmaya çalışıyorlar. Mikrofon parazit etmesin. 45. Yasemin Gökmür, kamera ve şey açık. Onu kapatırsanız iyi olur. Tamam. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgenin alanlarını bulalım. Bu da aynı şey. Kısa kenar çarpımı kenar bulacağız. 1, 2, 3, 4. Birimlik kısa kenarımız var. Şuradan da 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birimlik uzun kenar. Alanı ne olacaktır burada? 4 çarpı 7'den 28 olacak. Oldukça basit. Hemen şu alana bakalım. Bu da alan yazmak. Alan oldu belli olsun. Şurada 1, 2, kısa kenarımız 2. Uzun kenara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alan ne olacaktır bunda da alan? 2 çarpı 7. Ne yapar o da? 14 yapar. Evet. Diğerine bakalım. Bu da aynı dikdörtgen. Dikdörtgenin tamamı kısa kenar çarpı uzun kenar. Paralel kenardan daha basit yani alanı. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5. Şuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Alanı yazabilmem için ne yapacağım? Kısa kenar çarpı uzun kenardan. Direkt ne oluyor burası da? 30 olmaktadır. Şuraya bakalım. Kısa kenarı 1, 2, 3. Uzun kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alan neydi? Alan bizim için kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgende ve o da 21 çıkacaktır. Evet. Evet geldik. Alanlarını bulduk. Direkt bize kendi vermiş. Oldukça basit. Direkt ne yapıyoruz alan için burada? Alan için diyorum ki 6 çarpı 12. Başka şey yok. O da ne yapar zaten? 72 yapacaktır. Birim yeterli santimetre ve kare. Çünkü santim santim çarptı santimetre kare çıkar. B'ye geldik. B'de alan nedir? Şuralar. B'de alan kısa kenar uzun kenar. Yani 4 santim çarpı 9 santim. O da ne yapar burada? 36 santimetre kare. Oldukça basit. C'ye bakıyorum. C nedir? C'de de yine alan eşittir 8 santim çarpı 15 santim. O da ne yapar? 40, 80, 120 yapacak. 120 santimetre kare. C'miz bu. Evet. D'ye bakıyorum. D de çok basit. Hepsi aynı mantık. Yani bunları siz de rahatla yapabilirsiniz. Şuralar benim yerime. Siz de yapabilirsiniz ama zaman olmadığı için şu hızlı şekilde yapıp geçiyorum ben. Siz sadece inceleyin. Size ödev vereceğim zaten. Bu da 40 santimetre kare yapacak. Elimiz de burada. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. O da ne yapacaktır? 27 santimetre kare yapacak. Oldukça basit. Dikdörtgen basit şeyden. Paralel kenardan ya da üçgenden. Şimdi tersten vermiş. Şimdi tersten ne diyeyim? Alan verilmiş bize. Alan bize verilmiş. Kısa kenarını istiyor. Yani bu demek ne oluyor? 12 ile soru işareti yaptığım zaman 180 derece oluyor. Yani bu durumda ne yapacağım burada? Çarpanlardan biri bilindiği için burada gireceğim. Diyeceğim ki çarpmanı sağlam. Hocam bölme yapacağız. Bölme yapacağız evet. Soru işareti bulmak için ne yapacağım bu sefer? 108'i kim vermem lazım benim? 12'yi vermem lazım. 108'i de 12'ye böler. Hocam ekran döndü. Dondu Hocam ben de donmadı. Tamam. O zaman birine donmuş, birine donmamış. O zaman donanda internet problemi var demek ki. Hocam. Bilgisayarın yok.
Devam ediyorum. 108-12 evrelerde kaç defa olabilirler burada? Bir deneyelim. Tam bölünür mü? Bölünmeyecek mi? Bölünür. 9 defa çıktık. Yani bu kadar çubuklar. 9 santim diyelim. Evet. Geldi. Hocam ses kesik kesik geliyor. Kesik kesik geliyor. İnternetimde bir sıkıntı yok çocuklar bizim. Ama olabilir mi? Olabilir mi? İnternet sıkıntı da çok basit derdimiz. Sizlerin çocuklar mikrofonları ihtiyaç zamanında açın sadece. Onun dışında kapalı tutun. Parazit yapmasın. Evet, geldik B'ye. B'de de alan bize verilmiş. Yani alan ne kadar verilmiş bize? 96. Bir bu kısa kenar. Kısa kenar yani 1 çarpı uzun kenar bir yandan. İstediğindeki 1 çarpı santim yapacağız. Soru işareti bulmak için yine ne yapıyoruz? Böyle bölme yapacağız. 2 çarpmanın sağlaması bölmedik. 96'yı ne yapıyoruz çocuklar? 8'e diyor. Burada 8 bir defa var. 16, 16. Geliyor. 12 olacak. Çocuklar mikrofonlar kapalı kalsın. Parazit oluyor. Ne görüntünü de kapat. Evet, B'ye geldik. Şeyler de şurada aynı şekilde. Alan verilmiş. Çocuklar. Bakın siz kapatmazsınız. Ben kapatırım buradan tamamını. Başka kim alınmamış? Tamam, herkes sessizde şu anda. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi geldi çocuklar diğer soruya. Bu da nedir çocuklar? 175 alanımız. Yani alan 175 ise ne diyoruz burada biz? Kısa kenar, uzun kenar 5 olacak. Yani 5 çarpı soru işareti. Soru işareti bulmak için ne yapacağım? 175'i diğerleri gibi 5'e böleceğim. Bakalım 17'de 5 kaç defa var? 3 defa var. 15, altına yazdığınız 2 kaldı. 25'te 5 kaç defa var? 5 defa var. Yani ne çıkması gerekiyor? 35 çıkacak. Demek ki bunun uzun kenarı ne kadar olması gerekiyormuş? 15 santim diyebiliriz. Bunların yine notunu size paylaşacak çocuklar. Not almanıza gerek yok. Şimdi gelelim, evet, dikdörtgensel bölgesindeki paralel kenarın EB kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu 6'ymış. Bakın diyor ki bize, burada bir paralel kenar var, şurada rengi farklı yapılmış, hafif açık mavi. Şu paralel kenarımızın diyor, EB kenarına ait, EB kenarına ait dediği yer neresi? EB kenarına ait. Şundan bahsediyor, EB kenarına ait. Şu kenara ait diyor, evet, yükseklik diyor, kaç tane altı mıdır diyor, 6 santim diyor. Buna ait yükseklik çocuklar neden? Karşıdan gelirdi, onun üzerine giderdi. Şu F'den gittiğimizi varsayalım. Nasıl bir şey gideceğiz? Şöyle bir şey gideceğiz o zaman. F'nin giderken şu tarzda bir dikme gideceğim. Böyle bir dikme gidersem şunun uzunluğu bana ne kadar olduğunu söylemiş oldu böyle. 6 santim. Eğer bu 6 santim ise biliyorsunuz burası da 6 santim olacak. Çünkü karşılık kenarları eşittir. Dikdörtgenlerin en önemli özelliği bu. Yani bu dikme eğer 6 santim ise burası da 6 santim olacak. Bu 6 ise bu da 6. Zaten biz bunu bulduysak, BC'yi bulduysak 6 diye. Soru bitti. Çünkü bizden dikdörtgen alanı soruyor. Dikdörtgen alanı nasıl buluyordum? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısası 6. Uzun bu. Hocam, bir geliyor. Nasıl? Kesin mi geliyor? Evet hocam. Bir geliyor. Evet hocam. Sesiniz kesik kesik geliyor. Anladım. Aynen hocam. Muhtemelen internetinde bir sıkıntı var çocuklar. Bunu nasıl düzeltirim bilmiyorum ama dün arıza kaydı da oluşturduk. Düzelttiler sözde ama olmadı. Herhalde. Hocam Melek görüntü sesini açık bırak. Evet, herkes görüntülerini kapatsın çocuklar. Kasmasın interneti. Böyle kastığı zaman da sıkıntı yatıyor. Melek üstten kapatabilirsin. Kamera şeyine basıyorsunuz çocuklar kapatıyor. Yani çok basit. Sadece mikrofona basınca mikrofon kapanıyor. Kameraya basınca da kamera kapanıyor. Mikrofonu ihtiyacınız olduğu zaman aç kapa yapabilirsiniz yani. Burada geldim çocuklar alana. Alana bulmak için yapıyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısamız 6. Uzunuz 10. Çarpımda direkt cevabına çıkacak 60. Oldukça basit. Birimli denedir. Santime santime çarptığım için santime kare olacak. Bunda var mı anlaşılmayan yer şurada bu soruda? Örnek 4. Geçiyorum. Paralel kenar sağ bölgeyi aldım. Bunu gördük çocuklar. Bunu gördüm ama bu kaynak farklı şekilde çözmüş. Farklı şekilde yapmış. Paralel kenarı dikdörtgene benzetmiş. Demiş ki bu dikdörtgenin aynısıdır aslında. Nasıl aynısıdır? Şunu ben anlatayım şurada. Normalde bu şekilde tamamı bir dikdörtgen. Diyor ki bu dikdörtgeni ben diyor. Şuradan bir parça diyor. Şurada bir parça diyor. Kesersen bak. Kesik kesik mi diyor? Şurada bir bakayım. Telefonu internete bağlanayım. O gün mümkün olur sorma. Hocam Melek kapatamıyor herhalde görüntüsüyle mikrofonunu. Kapanmıyor mu? Kapanır ya. Kapanabiliyor olması lazım. Hocam
Hocam siz açıyorsunuz kendisi kapat. Şey, siz kapatıyorsunuz o açıyor. Yok ben kapatmıyorum. Ben hiç dokunmadım şu anda. Tamam. Telefonumu da bağlamıyorum. Hani o çıkmışsa en azından oradan geliyor. Şimdi daha iyi gelmesi gerekiyor. Bakın bakalım. Evet. Ses iyi duyuyorlar. Devam ediyorum çocuklar burada. Dikdörtgenin alanında paralelkipanın alanına doğru geliyor. Burada bir benzerlik kurmaya çalışıyor. Diyor ki ben bunu buradan şu köşegenden şöyle bir parça üçgen şu üçgeni makasla alıp kesersem bu parçayı da çocuklar buradan gidiyor şu tarafa monte ediyor. Şunun ucuna. Yani şu diye şununla şu kenar aynı ya. Gidip onu şu kenarı buraya monte ediyor. Bakın yan şekilde görün bunu. Aldı buradan kesti. Bakın bu tarafa monte etti. Anladın ki şeklimiz dikdörtgenken şimdi şu şekle baktığınız zaman bu artı benim için bir ne oldu? Bir paralelken oldu. Bakın şurasından bahsediyor. Hatta rengini tamamen pembe yapmış. Bakın neye döndü? Paralelkenara döndü. Yani paralelkenler aslında dikdörtgene çok benzer. Şuranın şu parçasını alıp tekrardan şöyle şu parçayı alıp tekrar gidip bu tarafa monte edersiniz. Şuraya monte edersiniz. Hangi şekli elde etmiş olursunuz? Eski dikdörtgeninizi elde etmiş olursunuz. Yani normalde paralelkenara dikdörtgen birbirine çok benzerdir. Onu kurmaya çalıştım. Dikdörtgende normalde kısa kenar çarpı uzun kenar ama aslında dikdörtgenin de mantığı şunu uzun kenar dediğimiz aslında tavan kabul etmişiz. Şu da bizim aslında neyimiz kısa kenarımız aslında bizim yüksekliğimizdir. Yani paralel kenardan bir farkı yok. Nasıl ki biz paralel kenarda taban çarpı yükseklik alanı veriyorsa aynı şekilde dikdörtgende de aynı durum söz konusu. Paralel kenarda da aynı. Yani bizim burada paralel kenarda şu taban diyoruz buna biz. Paralel kenarda şunları silelim tekrardan. Eski hane gelin. Evet, paralel kenarda bizim tavan diyoruz. Bu tabanın yüksekliği şuradan gelebilir. Şu. Bu zaten az önceki işte dikdörtgenimizin kısa kenarı oluyor bu. Anladınız mı? Yükseklik. Demiştik paralel kenarına taban çarpı yükseklik demiştik. Önceki derste bunu gördük zaten. Taban çarpı yükseklik. Bu yükseklik buradan çizilebilir. Şuradan çizilebilir. Buradan çizilebilir. Şuradan da çizilebilir. Az önceki gibi bak şu. Şurada çizilebilir. Ama tabii çok aşağı inmeyeceksiniz burada. Şunun hizasına gelene kadar. Sadece burada ne yapacaksınız? Duracaksınız. Peki. Bu da benim için yüksekliktir. Aynı şeydir. Peki şimdi paralel kenar alanından biraz daha tekrar bir şey olalım. Sonra şuna geçelim. Hemen geçiyorum dedi. Paralel kenar bölgelerinin alanlarını bulunuz diyor. Bak ne kadar basit. Paralel kenar. Bu bir paralel kenar. Kimi taban kabul etmemiz avantajlı? Şunu bir taban kabul etmemiz avantajlı sular. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabanımız kaç birimmiş? 7 birim. Bunun yükseklik nereden inecek? Dedik ki karşıdan. Şu tepeden inelim. Nasıl iniyorum ben bunu? Dik iniyorum. Şöyle dik. Kesinlikle sağa sola gitmeden bir dik iniyorum. Bu dik benim için yükseklidir. Öbür bunu bildiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yüksekliğimiz de 6 birim. Alanı çok kolay bir şekilde söyleyebilirsiniz bana artık. Taban çarpı yükseklik. 6 çarpı 7 de ne yapacak? 42. Birim birim dediğim için ikisine birim kare olur bu alan. Evet. Yani diğer paralel kenara bakın. Bu paralel kenarda şunu taban kabul etmeniz mantıklı değil. Şunu taban kabul etmek daha mantıklı. Çünkü bunu sayabiliyorsunuz. Bakın bunu sayamazsınız. Noktadan noktaya gitmiyoruz. Bunu taban kabul edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tabanımız ne kadar? 5. Tabanı yazdım. Taban 5. Buna ait yükseklik karşıdan gelecek. Karşıdan dediğim şu noktadan gelebilirim mesela. Nasıl gideceğim bunu? Dik gitmek zorundayım şöyle. Gittim. Bu benim için ne oldu şu anda? Yükseklik oldu. Sayalım kaç birimmiş bu da? 1, 2, 3, 4. Yüksekliğimiz de 4 birim. Alan da neydi alan? Taban çarpı yükseklik de 5 çarpı 4 birim. Bakacağız. Önceki derste bunu görürken hatırlamış olduk şimdi tekrardan. Geldik bunlara. Bu da bir paralel kenar. Yine bunu takip etmek mantıklı çocuklar. Şunu sayıyorum. 1, 2, 3 birim. Tabanımız 3 birim. Taban diye yazayım mı? Taban 3 birim. Yükseklik nereden gelecek? Karşıdan. Şu ya şuradan ya buradan gelecek. Fark etmez. Şu köşeden geleyim. Şöyle gideceğim. Bakın. Şu. Şu benim neyim o zaman? Yükseklik. Bu da kaç birim zaten? 1, 2 birim bu da. 2 birim de yazdım. Alan ne olacak o zaman alan? Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik. Yani 3 artı 2'de ne olacaktır? 6 birim kare diyeceğim. Peki. Sondaki paralel kenara bakalım. Burada da çocuklar tabanı bunu kabul etmek daha mantıklı gibi görünüyor. Bunu sayabiliyorum kolaylıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 birim neyimiz var bizim burada? Tabanımız var. Yükseklik de karşıdan gelsin. Nereden? Buradan gelebilir şöyle. Şuradan gelebilir şöyle. Şuradan gelebilir. Şuradan geleyim size var ya. Farklı olsun. Şu benim için yüksekliği olur çocuklar. Şu. Yani illa köşeden gelmesi gerekmiyor. İlla şu köşeden gelmesi gerekmiyor. Zaten buradan da gelse, şuradan da gelse aynı mesafe olacak. Fark etmeyecek. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet ne oldu burası da? Yüksekliğimiz 5 birim. Alan ne olacak şuralar alan? Alanda 5 artı 6'dan 30 birim kare çıkacak. Evet bunu görmüştük. Hızlı bir şekilde tekrar çalalım.
Bütçene gelene kadar en azından bunları da yeniden bir değinmiş olur. Bakın yine kendi verdi bu sefer. Dördü ne kabul edebiliriz? Yükseklik. Bunu yüksekliği kabul etsek tabanı bu. Bu taban yazılmamış ama karşıdakine eşit. Çünkü karşıdaki 12 ise bu da ne olmak zorunda? 12 santim olacak. O zaman onu bulmak çok kolay. 6 ile işimiz yok burada çocuklar. Tabanımız 12, yüksekliğimiz 4. 12 çarpı 4 ne yapacak bizim için? 48 santimetre kare olacağız. Evet, geldik B'ye. B'de aynı şey. Bu sefer bakın 15 işime yaramayacak. Çünkü bize yükseklik olarak sadece kimi vermiş? 8'i vermiş. Bu 8 benim için yükseklik. İkimin üstüne inmiş bakın. Bu şunun üstüne inmiş. O zaman bu benim neyimdir? Bu bizim tabanımdır. Yazdım. Ama diyeceksin ki o taban belli değil. Tamam. Burada taban belli değil ama burada yazılmış. Bu taban aynı zamanda paralel kenar olduğu için bu karekine eşittir. Yani burası 10'sa bu da ne olacak? O zorunda. Bu 10 zaten alanını bulmak çok basit oldu. Taban çarpı yükseklik. 10 çarpı 8 ne yapacak? 80 yapacak. Anlaşan yeri var mı zorluk var? Yetiyorum. Bunu hatırlamış olduk en azından. Tekrar yapmış olduk. Geldik C'ye çocuklar. C'de de bakın bana yükseklik olarak şunu vermiş. Bak şu. Şu benim için diklik olduğu için bu benim için nedir? Bu paralel kenarın yüksekliğidir. Yazdım. Bu yükseklik üstüne indiyse, hangi kenarın üstüne indiyse o benim tabanım olur. Bunun üstüne indi şu. Diyeceksiniz üstü ne kadar oldu belli değil tabanı. Belli. Nereden belli? Bu bir paralel kenar olduğu için karşıdaki kenara eşittir. Yani bu ne kadar? 9 tane dediğine göre bu tabanımızda ne olmak zorunda? Bu tane. Şimdi alanı yazabilirim ben. Alanı ne olur çocuklar alanı? Taban çarpı yükseklik. O da ne yapacak? 9 çarpı 6'dan 54 santimetre kare. Evet. Geldik D'ye. D bu sefer dışarıdan yapmış. Bakın. Bunu söylemiştik zaten. Ne demiştik? Şimdi dedik ki normalde tabanı burası kabul ettiğimiz zaman, 11 kabul ettiğimiz zaman taban. Normalde 10. Şuradan gelebilirsiniz. Bu da bir yükseklik olur. Bu da bir yükseklik olur. Bunların hiçbiri yoksa şu da olur. Şu da yükseklik olur işte. Anladınız mı? Burada yüksekliğimiz kim oluyor? 9 oluyor. 9'da ne diyoruz buna? Yükseklik diyoruz. Bu şey kabul edildi. Alan ama çok fazla. Alan eşittir. 9 çarpı 11. Ne yapacak bu da? 99 santimetre kare. Alça. Yani bakın E ne kadar güzel bak. Her şey görünüyor değil mi? Ne yapıyoruz bu E'de? Tabanımızı şunu kabul ediyoruz. Bu bizim için 12 santim taban. Bunun içinde de karşıdan gelecek. Şuradan olur. Şuradan olur. Şuradan olur. Şu da olur. Şu da tabandır. Şey yüksekliktir. Buna ne diyorsun? Bu benim için yükseklik. Yükseklik. O zaman ne olur çocuklar? Yazıyorum. Alan 12 çarpı. Ne arada çocuklar? 12 çarpı 6 çarpıyorum. 72 santimetre kare. Güzel. Evet. Geldik çocuklar. Yine paralel. Evet, yine paralel kenarı tersten bu sefer. Bu sefer kendi bize alanı vermiş. Hani dikdörgenler gibi farklı çocuklar. Hani dikdörgeni tekrar ediyormuşuz gibi. Bakın. Alanı vermiş. Taban belli. Yükseklik belli. Yani 8 ile soru işaretini çarptığın zaman kaç eşit olması gerekiyor? 72'ye. Soru işaretini kafadan bile buldum. 8 ile kimi çarpsam 72 yapacak? Biraz düşününce 8 kere 9'un 72 santim olduğunu bana kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Yani yüksekliğimiz kaçtır? 9 santim değiliz. Evet. Anlaşılmayan yer var mı şurada? Geçiyorum. Hocam bir daha anlatır mısın? Tekrar ediyorum. Burada bu sefer alanı vermiş. Bu bizim neyimiz? Alanımız. Alan neye eşit alan? Alan taban çarpı yüksekliğe eşit. Tabanımız belli. Kim taban? Taban bu. 8. 8 ile yüksekliği çarpıyorum. Onu bilmiyorum. Soru işareti. 8 ile soru işareti çarpıyorum. Alana eşit olacak. Yani kim? Demek ki 8 ile soru işareti çarpınca kim olması gerekiyor? 72. 8 ile kimi çarpsam 72 yapar diyorum. Kafadan buldum 9'u ama bulamayanlar 72'yi ne yapabilir? 8'e bölebilir. 72'yi 8'e bölerseniz ne çıkacak? 9 çıkacak. Var mı anlaşılmayan yer? Hiç yok. Aynı sorabda da var çocuklar bakın zaten. Hani anlamayanlar bunu dinlesinler. Aynı şey. Bu bizim için nedir çocuklar? Bu bizim alanımız. Tamam. Alan neyi hatırlarsanız alan eşittir. Taban. Taban kim? 11. Hani yüksekliğimiz normalde bu. Bak bu bizim için yükseklik. Bilinmiyor. Normalde bu yükseklik kimin üstüne inmişse o benim tabanım. Yani normalde taban bu. Tamam. Ama bu taban çocukla karşıdakine eşit. Yani karşıdaki 11 ise bu da ne olmak zorunda? 11 santim olacak. O zaman benim alanım kime eşit? Taban çarpı yükseklik. Yüksekliği bilmiyorum. Şu şart yazdım ona. 11 ile kimi çarpsam 8'i yapacak? Kafadan bile yine bulunur. Kafadan bulamayanlar yapacak bana. 8'i ne yapacak? 11'e bölecek. Bu da kime eşit olur? Soru işareti. Ne bulunur burada soru işareti? 8 çıkacaktır. Çünkü 8 çarpı 11 ne yapar? 8 yapar. Yani buraya 8 vermem lazım. Gerçekten bakın 8 ile 11'i çarpın çocuklar ne yapıyor? 8 yapıyor. Yani alanı veriyor. Sağlamasını da yapmış olduk. Geçiyoruz buraya var mı? Anlaşılmayan yer. Geldim C'ye çocuklar. C'de de aynı şey. Bakın bu alan. Bakın zaten nereden anlıyorum alan olduğunu? Kare demiş. Bakın kare. Yani kare oldu mu bilin ki bu alanda bir uzunluk ölçüsü değil bu.
Şimdi yüksekliği hemen tespit edebildim. Yükseklik bu. Ben anladım. Dikilmiş bakın. Dikilmiş. Bu benim için nedir? Yükseklik. Yüksekliği de soruyor. Sosyal dedi çünkü. Bu kimin üzerindeymiş? Burada noktalı demek uzatma demektir. Yani hayali çizgi demektir bu. Asıl bu dikliğin yani yüksekliğin bir kenar şuralar. Şu benim neyim? Tabanımdır. Bu çocuklar tabandır ama yazılmamış. Ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şu an diyorum. Ama bu bir paralel kenarsa bu kime eşittir? Karşıdakine eşittir. Yani burası ne olması gerekiyor? 10 santim olacak. O zaman bizim alanımız 70. Kime eşit olacak? Tanı 10. Yüksekliğinin bilmediğim bir yükseklik var. Çarpıyorum. Kaç eşit oluyor böyle? 70'e. Yani alan eşit oluyor. Bunu kafadan söyleyebilirsiniz. Evet. Hadi söyleyeyim bakayım. 10 ile 2'yi çarpsan 70 yapar. 7. Güzel. 7 doğru cevap. Anlayanlar mı soruyor? Hocam bazenleri bize diyorlar. Nasıl? Hocam bazenleri bize diyorlardı ki alttaki bölmeyi yukarıdaki bonus öyle hesaplayacağız alanı yüksekliği. Alan bilmiş şey tartı yüksekliktir. Bu soruda alan verildiği için, alan bize verildiği için bu sefer tabanla yani 10'la yüksekliği çarpınca 70'i bulmak için çarpmanın sağlamasını yapıyorum. Yani asıl yaptığımız bunu değil kafadan bulduk ama soru işaretinin asıl bulunmuş yöntemi alanı kime böleceksin? Tabana böleceksin. Yani 70'i 10'a böleceksin. Kaç yapar dedi? 7 yapacak. Yani aynı mantık. Biz kafadan bulduk. 10'la 7'yi çarpsak 70 yapar dedik. Hiç bölmeyle uğraşmadık. Evet geçiyorlar. Şimdi geldik. Aşağıdaki verilen dikdörtgen alanı 112'dir. Dikdörtgen alanı 112'ymiş yıllar. Paralı paralel kenarın sar bölgenin alanı. Ha. Bize paralel kenarın alanını soruyor şuna. Bakın şu. Beyazı soruyor. Şu dikdörtgen alanı belliymiş. Ne kadar dikdörtgen alanı soruyorlar? 112. Yani ben bunu bir yazayım kenara. Alan. Kimin alanı? A, B, C, E yazıyorlar. Dikdörtgen alanı 112'miş. Şimdi bu dikdörtgen alanı nasıl buluyorduk biz? Hatırlayın. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Uzun kenar belli. Uzun kenar şunun hepsi. Kaç yapar bu? 14. Kısa kenar belli değil. Aynı az önceki çözdüğümüz sorular gibi. Önce kısa kenarı bulalım. Yani şunu demek istiyoruz. 14 ile soru işaretini çarptığım zaman kısa kenar uzun kenar oluyor. Kime eşit olacak bu da? 112 eşit olacak. Yani dikdörtgenin alanına eşit olacak. Burada soru işaretini bulmak için ne yapmam lazım? Yine 112'yi ne yapmak zorundayız? 14'e bölmemiz lazım. Kaç defa olur? Son 2 ile bitiyor. 8 defa olabilir mi? Olur. Evet. 8 defa. Demek ki ne karmaşıklar burası? 8 santimmiş. Peki niye ben bu B'yi buldum? BC benim için önemli. BC dikdörtgenin kısa kenar aynı zamanda bizim paralel kenarımızın yani şu EDBF şu EDBF'nin alanı bulmak için tabanı bir bakımdan. Kim tabanı? 10. Şu 10. Bunun da yüksekliği kimdir? Bunun yüksekliği karşıdan inecek. Şöyle. Şöyle doğru baş sarayım. Bunun yüksekliği budur. İndim yüksekliği. Bu yüksekliği bu yüksekliği nereden bulacağım? Bu yükseklik ki şuna eşittir. Çünkü burada çarptırmadan bir dikdörtgen var. Yine dikdörtgenlerimizin karşılıklı kenarları eşittir. Yani burası 8 santim ise şu da 8'dir. Hatta bu da 8'dir. Yani bunu kullanmayacağız ama bu da 8 santim olur. Benim için bu lazım. Şu çok önemli. Bu 8 ise soru bitti. Paralel kenarı bulmak için nasıl yapıyordum? Tabanı 10, yüksekliği 8. O zaman yazıyorum alan. Kimin alanı bu? İsmini yazayım. F, B, B, E. Paralel kenarı. Alan eşittir. Kim eşit? 10 çarpı 8. Ne yaptı o da? 80. Hanım ya var mı şu arada? Geçiyorum şu arada. 9. Paralel kenarsa bölgede AB kenarına yüksekliği bulunuz mu diyor? Bulalım diyor. Ha. Diyor ki alanlar birbirine eşitmiş diyor. Bakın iki tane şey vermiş. Biraz şu değil şunu çocuklar. İkisini aynı anda görün. Şimdi çocuklar burada şöyle bir durumumuz var. Bakın. Bu dikdörtgenle bunun alanı birbirine eşit. Bana diyor ki paralel kenarımızdaki şu EC yüksekliğini bulunuz diyor. Soru işareti koydum buna. O zaman bunların alanı eşitse önce şuradan bir alan bulayım. Bu alanı diyeyim ki diğerine eşittir diyeyim. Bu dikdörtgen olduğu için bunun alanı bulmak çok kolay. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 4 çarpım altta ne yapacak? 64. Aynı alan buraya eşit. Ne diyorum buraya da? Eşittir. Peki bunu nasıl bulalım? Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik. Yükseklik bu. Kimin üstüne inmiş bu? AB'nin de şunun üstüne inmiş. Bu benim tabanımdır. Diyeceksiniz ki hocam tabanı bilmiyorum. Biliyoruz aslında. Bu taban ne eşittir? Karşıya eşittir şuna. Bu 8 ise bu da ne olması gerekiyor çocuklar bunun hepsinin? 8 olması lazım. O zaman sizin 64'ünüz kime eşittir burada? Taban 8 çarpı yüksekliğe. Bize kimi çarpsam 64 yapar? Kafadan bulunur bu da.
Biraz kafadan bulanmayanlar 64'ü 8'e bölsün. Ama çarpım tablosu iyi olan öğrenci hemen buna cevap verir. 8'e kimi çarpsam tabii ki 8 kere 64 yapacak. Bu yüzden soru işaretinizin ne olması gerekiyor çocuklar? 8 olması gerekir. Anladın mı çocuklar? Cevabı dedi. Geçiyoruz çocuklar bunu. Verilen şekilde ABCD bir görünense bölgenin halinin N pari kenarsal bölgesi atmasıyla oluşmuştur diyor. Ha. Kalan bölgenin atılmış. Diyor bu dikdörgenin diyor. İçinde bir paralel kenar var diyor. Onu kesip atıyorum diyor. Kalan bölgenin alanı bul diyor. Yani bunu kalan bölge kesip atılıyorsa yani önce bir problemi çözmek için bir yöntem belirleyelim. Nedir yöntemimiz? Dikdörgenin alanında şu paralel kenarın alanını çıkartmamız gerekiyor kalanı bulmak için. Diyor zaten adı üzerinde söylüyor. Bu paralel kenarsal bölgeyi diyor ki kesip atılıyor diyor. Kalan bölgenin alanı bulunur diyor. O zaman bizim dikdörgen alanında paralel kenarın alanını çıkartmam lazım. O zaman dikdörgen alanı. Dikdörgen alanını isterseniz dikdörgen diye deyin, ismini vereyim. Kimdir o dikdörgen alanı? Alan A, B, C, D. Bu dikdörgen oluyor şuralar. Dikdörgen almak için kısa kenar çarpı uzun kenara ihtiyacım var. Kısa kenar 20. Uzun kenara da 22 çarptım. Ne oldu burada? 2 artı 22, 44 yapar şuralar. 1 sıfır ekledim, 440. Demek ki benim paralel kenar dahil hepsinin toplam alanı 440. Şimdi paralel kenarın alanı bu. Kimdir kenarın alanı? İsmini yazalım önce bu paralel kenarın. K, L, M, N. Paralel kenar ismi bu. Bunun alanı bulmak için paralel kenarda taban çarpı yüksekliğe ihtiyacım var. Yüksekliği vermiş bana 8. Kimin yüzeyiymiş bu 8 çocuklar? Bakıyorum hemen şunun yüzeyiymiş. Şu. Şunun tabanımız olur o zaman. Bu taban kime eşittir? Karşıya eşittir. Yani kimdir bu karşıdaki? 12'dir. O zaman onu da taban çarpı yükseklik 12 çarpı 8'de bulurum. 2 kez 8 16 96. Evet cevabımız ne? Kalan dediğine göre çocuklar 440'dan aynı anda yerinde ne yapayım hemen? Çıkarayım. Şuradan çıkmaz. Burada 3 kaldı. Burada 10 oldu. 10'dan 6 çıktı çocuklar. 4. 3'ten çıkmaz. Şuradan bir 3 kaldı. Buradan bir 10'lara kalınca 13 oldu. 13'ten de 9'u çıkardınız. 4. 3'ü de çektirdiniz. 344 oldu cevabımız olur. Evet anlaşılma yerler cevabı bu. Sonuç. Kalan bölge 344 santimetre kare olur. Birimi. Geçiyorum çocuklar. Mantıken yaptığımız iş basit aslında. Büyük alandan, yani dikdörgen alandan, paralel kenar alanı, kalan bölge iş. Geldik üçgensel bölgenin alanına. İşte bu bizim asıl konumuzdu. Bunu bitirmemiz gerekiyor bugün. Paralel kenarsal bölgenin alanı kullanarak üçgensel bölgenin alanını tanımlamaya çalıştınız diyor. Şimdi bakın paralel kenardan üçgen alanına. Biz bunu diğer derste değindik. Ben de paralel kenarda aslında paralel kenarımız alanı nasıl bulunurdu? Şunu taban kabul ettiyseniz, şunu taban kabul ettiyseniz. Buna ait bir şey nereden inir demiştik? Tam karşıdan inir dedik. Şu da onun neyi olur? Yüksekliği olur demiştik. Şu onun yüksekliği olacak. Yazayım buraya. Yükseklik. Dedi ki normalde paralel kenarın alanı paralel kenar alanı eşittir. Taban çarpı yüksekliktir. Bu bilgiyi önceden verdik. Taban çarpı yüksekliktir. Peki üçgene gelince dedik ki aslında üçgen dediğimiz şey bu paralel kenarımızın şuradaki köşegeni çizdiğimiz zaman iki eşit parça ayırmasıdır. Yani, tabanla yüksekliği çarpı 2'ye bölüyorduk. Değil mi? Çünkü diyorduk ki bu benim için üçgendir. Bu sefer bu benim eski paralel kenarımızın alanı nasıl oldu? O zaman şu üçgenimizin alanı, şu üçgenimizin alanı, üçgenin alanı. Bu sefer ne oldu şurada? Tam az önceki yazdığımız alanın köşegen olduğu için bu 12 eşit parçaya ayırıyor. O zaman taban çarpı yükseklik paralel kenar alanıyken üçgen alanı bölünürce sadece buna bölüşürlükle 2 yazacağım. Tek farkı bu. En önemlisi bu. Üçgen alanı demek ki nasıl bulunurmuş? Önemli bir bilgi bu. Bunu süslüyorum. Bunu çok kolay yaz. Çocuklar artık. Ama şöyle bir durumumuz var çocuklar. Şunu da söyleyeyim sizlere de. Öğrenci paralel kenar alanını çok iyi öğreniyor. Üçgene geliyor. Üçgende bölü 2 yazmayı unutuyor. Bir tek tabanla yüksekliği çarpıyor. Ya da paralel üçgeni çok iyi anlıyor alanını. Paralel kenarın alanını soruyorum sınavda mesela. Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölmeye çalışıyor. Aradaki farkı iyi bakın. Paralel kenarda ya da dikdörgende alanı bulurken çocuklar onlara bölü 2 yok. Bir tek üçgen alanında taban çarpı yükseklik bölü 2 unutmayın. O zaman ben bu üçgen alanı bulabilir miyim? Bana sorsaydı mesela bakın. Bu üçgen alanı kaçtır deseydi. Hemen bulalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanımız var şunlar. Yazdım. Yüksekliğe bakalım şunlar. Yükseklik de şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yükseklik var. O zaman ben bunun alanını gerçek sonucunu bulmak istiyorsam alan eşittir. Taban 7 çarpı yükseklik 6 bölü 2'yi unutmayacaksınız. Yani önce 7 ile 6'yı çarpın.
42. Sonra bulduğunuz 42'yi de ne yapacaksınız? Gelirsiniz. Yani sonuç ne olur? 21. Burası 21'dir. Bunu 21 bulduysanız çocuklar bakın şu parçayı. Bu parçayı hesaplamanıza gerek yok. Bu da 21 yapacak. Şu parça da alanı ne kadar yapacak? 21 yapacak. Çünkü ne dedik biz? Yarı yarıya paylaşır. Yani burası yarısıdır, diğer yarısı. Evet hocam, yarı yarıya. Aynı mantıkla isteyenler hocam ben inanmıyorum. Bu tekrar hesaplayacağım dersiniz. Bu tabanımızdır bu üçgenin de. Bu da ne yapacak çocuklar? Taban 7. Bunun yüksekliğini şuradan çizdiğiniz zaman çocuklar şöyle bir yüksek ineceksiniz. Bu da 6 birim sayarsanız çünkü bununla aynı olacak. Yine 6 kere 7'dir. Yine 2'ye böldüğünüz zaman yine 7'dir yapacak. Yani bir şey değişmiyor. O yüzden biz taban çarpı yükseklik bölü 2 yazdık. Üçgenin alanına. Başında mı olacak üçgenin alanı? Şimdi üçgenin alanına peşin sıra bir sürü örnekler vereceğiz çocuklar üçgenin alanıyla ilgili. Hemen bunlara bakalım. Bakın gördüğünüz gibi üçgen var ve bana ne diyor çocuklar? Alanını bulunuz diyor. Biraz dilersiniz. Büyüteyim biraz hocam, daha. Hocam az önceki soruda 42'yi neden böldünüz? 42'ye böldüm üçgenin alanını istediğim için. Yani ben orada ne istiyordum o soruda? Şu yarım üçgeni bulun deseydim. Dedim ki nasıl bulursunuz? Yani şu parça yokmuş gibi düşünün dedim. Şu parça yok gibi düşünün. Bu parça yoksa bu bir üçgen ya. Üçgenin alanı bulmak için demiştim. En önemli kuralı taban çarpı yükseklik bölü 2'yi unutmayın demiştim değil mi? Çünkü ne yapar? 21 yapar. Ama paralel kenarın alanı olsaydı bu bölü 2'ye gerek yok. Direkt 42 yapacak. Zaten köşegen. Köşegen. Bunu bu paralel kenarı iki üçgene ayırıyor. İki eş üçgene. Burası hocam anladım. Siz sıra sıra yaptınız. Ne sıra sıra yaptım yani? Yani 7 çarpı 6 yaptığınız sonra bölü 2 yaptınız. Öyle yaptım tabii ki. Çünkü önce taban yüksekliği çarpacağım. Sonra 2'ye böleceğim. 7 kere 6 2 yapar. Sonra 42 ben başka böleceğim. Bir şey anladım. Yok yok. Şey değil yani. Onda bir sıkıntı yok. Biz de böyle yapacağız. Bakın bu soruları böyle yapacağız. Mesela hadi hemen gideyim ve bakın bana şu sor. Ben size ipuçları veriyorum. Sizden cevap bekleyeceğim ama. Tabanı bu kabul ediyorlar. Tamam. Bu bizim tabanımız olsun. Hatta ben sizin yerinize sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabanımız 6 birim çocuklar. Tamam. Yükseklik de nereden inecek çocuklar? Şuradan inecek mi? Tam tepeden. Şu. Şu bizim yüksekliğimizdir. İndi. Evet. Bu yüksekliği de size kopyasını vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet mikrofonları açın ve bana alanı söyleyin bakayım bunun alanı. Hocam 6 çarpı 6. 36 hocam. 36 bölü 18 hocam. 18 hocam. Evet 18. Çünkü çocuklar 6 kere 6 yeterli değil. 6 kere 6'ya ne yapacaksınız çocuklar? Bölü 2 diyeceksiniz. Evet hocam. 36 doğru. 36'yı da 2'ye bölünce çıkartırlar. Cevabınız 18 olacak. Tamam. Şimdi geldi çocuklar bakın bu bir dik üçgen. Dik üçgen daha biraz sıkıntılı. Yani dik üçgende hocam taban kim yüksekliği kim? Aslında çok basit. Dik üçgen. Dik bölü 2 değil mi? Tabii yine bölü 2 var. Bunda bölü 2 yaptım. O 6 kere 6 36. 36'yı 2'ye böldüm 18 yaptı. Ben direkt kurtardım. Şimdi buraya gelelim çocuklar. Dik üçgende şunu taban kabul ederse çocuklar. Bakın bu taban kabul edilirse. Bu tabana ait bir karşı noktadan gelecek ya. O kendi üstüne. Kendi üstüne gelen dik üçgen. 15. 15 mi bu? Bakalım dinliyorum bunu. Hocam 6 kere 5. Heh, bakacağım. Bakacağım şimdi. Bakacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Evet tabanı 5 edilmiş. Yüksekliği sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliği alayım. O zaman hemen alanı söyleyeyim bana bakalım. Alan ne olur burada? 15 hocam. Hocam 15 6 çarpı 4, 5, 15 bölü 2, 15. 15. Çünkü burası 30 yaptı. 2'ye bölünüz 15 yaptı. Güzel. Tebrikler. Şimdi şuna bakın çocuklar. Şunu taban kabul edin. Bakın bu sefer ben hiç çizmiyorum. Siz kendiniz bulmaya çalışın bakalım. Taban. Yüksekliği de karşıdan gelecek. Sizden cevap bekliyorum. Hocam ben 10 buldum. 10 bulan doğru buldu. Evet. Defnetsin misin? Hocam 10 çıkıyor. 10 çıkanlar doğru. Çünkü güzel. Taban önce buldunuz çocuklar 4 birim buldunuz. Yükseklik nedir çocuklar yükseklik? Karşıdan gelmeyecek mi şöyle? Karşıdan gelecek. Şu. Şu bizim yüksekliğidir. Yüksekliği saydığımız zaman kaç birim çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. O zaman alanı söylemeniz çok kolay. 5 çarpı 4, 7, 4, 5. Değil mi? 4 ile 5 çarpıyorsunuz. Ama 2 bölümü unutmayın. Şurada demiştik. Değil mi? O ne yapar? Direkt cevap yazıyorum. 10. Sıradaki 1. Geniş açılı üçgen çocuklar. Geniş açılı üçgen de unutmayın bakın. Şuna sadece dikkatinizi çekeyim ben size. Siz yine bulacaksınız. Tabanı yine bu kabul edeceksiniz ama çocuklar geniş açılı üçgende taban bu. Karşı tepeden gelecek dikme ama dikme geleceğimiz için üçgenimizin içinden gelmez. Nereden gelir çocuklar? Şöyle uzantısına gelir. Nereye kadar? İşte bu bizim dikimimizdir. Şu. Burada bir ne çizelim ancak? Hayali bir çizgi çizelim şöyle. Heh. Şu benim yüksekliğim. Bu bizim yüksekliğimizdir. Kural aynı kural. Şimdi bunu bulmak için yine bana tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölüyorsunuz. Haydi cevap bekliyorum. Tabanı bir sayın, yüksekliği sayın bakalım. 21 hocam. Ben de 21. 21. Güzel. 21 hocam. Bakalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabanı da aldık. Yüksekliği sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gidiyor çocuklar. O zaman artık
dediğiniz doğru. Çünkü 6 kere 7 2 çıkacak. 2 bölü 7 çıkacak. Yeni bir bulanlar. Tebrik ediyorum. Evet, alan nedir çocuklar? Alan 6 çarpı 7 bölü 2. 6 kere 7 2. 2 bölü 7 21 çıkıyor çocuklar. Canlı. Evet. Geçiyorum bu soruyu. Çoğunuz anlamış gördüm. Evet, yine bak ne diyor çocuklar? Alanlarını bulunuz. Çok basit. Haydi A'dan başlıyoruz. Haydi. Hemen mikrofonları açıp cevap istiyoruz. Çok basit artık. Alan. Hocam ben 30 oldu. 30 diyenleri tebrik ediyorum. 30. Alan A, B, C, 30. Evet. 30. A, B, 6 çarpı 10 bölü 2 çıkıyorlar. 60. 2'ye böldünüz. 30. Çok güzel. Hemen şuraya yırtılar. Bakın da karıştırmayın tabanla yüksekliği ha. Şurada istediği üçgen kelime ha. Bakın KLM. Yani bu 4 size düşürücü verilmiş olabilir. Dikkatli olun. Alan KLM. Hocam ben 4. Evet. Hocam 4. Var. 44 bulanlar var. Hocam 4'ü hiç katmıyorsunuz. Tabanımız 11 çular. 44. İzgimizin 11. Evet. 44 bulanlar doğru çular. Çünkü 108'deyiz. Taban 11 bölü 2. 8 çarpı 11'den 8 çular. 2'ye böldüğünüz zaman 40 çarpıtlar. Anlamadım konuyu. Hemen cevap alalım. Bir yüzgen çok basit. Haydi bakın cevap bekliyoruz ya. Hocam 27. 27 cevabı geldi. Tebrik ediyorum. Evet. Neden? 27. Çünkü 9 kere 6, 9 kere 6, 54, 54'de ne arası tutar 54'ü? 27 hocam. Güzel. 27'yi de görüntüler. 27 diyenleri. Tebrikler diyoruz. Peki. Geçtim. Anlaşılan geldi. Hemen gelelim. Bakın. Otantik bir soru daha vermiş. Tabanı bu kabul edelim bu sefer. 8. Haydi bakalım. Cevap bekliyorum yine. Hocam görüntü yok. Görüntü yok. Bir cevap var. Tamam. Var hocam bende. Bakın bakalım olanlar hesaplasın. Hocam 48. 48 hocam. Güzel. 48 yapanlar tebrikler. Evet. Çünkü çarpı hocam 12. 48. Çok güzel. Hocam. 8 çarpı 12 ne yaptı çocuklar? 96 yaptı. 96'yı da 2'ye. Yani yarısını aldığınız zaman ne yapacak çocuklar? 48. 48 diyenler. Tebrik ediyorum. Birimi geçiyorsa alanı hiç unutmayın. Birim her zaman. Santimse mesela santimse santimetre kare olur. Unutmayın bunu. Geldik. Bakın bu da dik üçgen. Normalde dik kenarlarımızda çarpının yarısı olur ama hocam, 12 hocam. Hocam 12. 12 hocam. Alanımız, alan. 12 hocam. 12 diyenleri tebrik ediyorum. KLM üçgeni. Nasıl burada? 6 ile 4'ü çarpın yarısını alacağım. Oldukça basit. 6'ya bölgenin 4. 2'ye böldüğünüz ne yapar çocuklar? 12 yapar. Peki tebrikler. Burada çoğunuz anlamış gibi görünüyor. Geçiyor çocuklar. Evet. Buraya geldik. Soru işareti. Şimdi çocuklar tersten. Bir de tersi de yapalım. Nasıl tersten? Şimdi alan bize verilmiş. Bakın alan bize verilmiş. Yükseklik isteniyor. Dikkat edin. Ne alan bu? Hocam. Yükseklik. Hocam AD eşittir 3. Tamam. Değil. Alanımızı ne kabul edeceksiniz? 9. Hocam bence 6. 6 mı dersiniz? Evet güzel. 3 diyenler 3 ben diyenler 6. düştü. Çünkü neden 3 olmaz? 6. 3 kere 9 27 derseniz direkt buldunuz ya. 23 olmaması gerekiyor. Çünkü bir de yarısını aldınız. Yani sizin buldunuz. 3'ün 2 katı almanız lazım. Yani kafadan bulanlar için böyle yapması gerekiyor. 6 yapması lazım. Yani size önce bir 27 kim verir? O düşünün. 9 ile 3'ü çarpsam 27 yapar ama paralel kenar olmak için bu 2'ye bölünecek. Bu yüzden 3 yerine kimi kullanacaksınız? 6'yı. Yani 2 katını kullanacaksınız. Şimdi o oldu. Tamam. Ne yaparız o zaman? 6 yapar. Peki geliyorum yine tabakine. Yine dikkat edin. Taban istiyor bu sefer. 9 hocam. Evet. 9. 36'ın. 9 hocam. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. 9. Dilerseniz çocuklar hani biz bu alanı nasıl bulmuştuk? Üçgenimizin alanını tabana yüksekliği çarpıp yarısını aldığımız zaman bulduk. Hocam. O zaman bu 36'nın isterseniz 2 katını alın. 2 katı ne yapar çocuklar 2 katı? 72. Hocam 36'yı 8'i böyle 2 ile çarpsak olur. O da olur. Şimdi deyin ki 8'i neyle çarparsam 72 yapacak? Tabii ki 8'i 9 ile çarparsanız ne yapacaklar? Bizim için 72 yapacaktır. Evet cevabımız 9'dur. 9 günler. Doğru düşündü. Ya nasıl düşünecektiniz? Şöyle düşünecektiniz. 8 ile soru işaretini çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Kaç eşit olması gerekiyor? 36'ya. Burada bunu bulmak için şunlar. Yani yarısını aldıktan sonra 36 olmuşsa demek ki şu payımız, şu payımızın tamamı şu şuranın mantıken düşünüyorum. 72 olması lazım diyorum. Çünkü burası eğer 72 olursa 72'nin yarısını alacaksa 36 yapacaktır. O zaman buranın 72 olması için de 8'i kaç çarpmam lazım benim? 9'a çarpmam lazım. Böyle yapabilirsiniz. 36 2 72 evet. Oluyor. Aynen öyle. Evet anlaşıldı mı çocuklar? Geçiyorum. Hemen evet hocam. Sıradaki soruya bakın bakalım o zaman. Yine tekrar düşünün dikkatli olun ama. C. Evet C'yi sizden bekliyorum. Hocam.
hocam. 8 hocam. 8 hocam. Arın hocam. 8. 4 diyenler evet. Dikkat edin. 4 kere 16 yapamam. Ben 4 istemiyorum. 4 kere ne yapmam gerekiyor buraya? Yıl aldım. Çünkü böyle 2 yıl aldım. Anladınız mı? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam böyle de yapabiliriz. Hocam mesela 4 kere 4 16 yaptığı için yükseklik 4 bölün 2 katı da 8 oluyor. Hocam aynen daha kolay. Aynen öyle. Önce 4 dediniz sonra 4 ilk alınız. Sadece burada olur. Bu soruda sıkıntılı. 8 ile neyi çarpsam 36 yapar? Yok. 8'in çarpanı yok 36 yapar. Anladınız mı? Bunda sıkıntı oluyor sadece. O yüzden 36 kanı alıp 72. Hocam yani, 36 ile 2 ile çarpabiliriz. 36 ile böyle sıkıntı bilmiyoruz. Anladım. 36 ile 8'e belli ama 4 çıkar. 4 çıkar. O yüzden 4,5 yerine ne yapıyoruz? 9 diyoruz. Bu şekilde demek daha mantıklı. Bir tür var bunu. Anladığınız gibi görünüyor. Öyle gördüm. Yine bir soru daha var. Alan 28 soru işareti istiyor. D şıkkına bakın bakalım. Şunu iyi soruyor. Cevap bekliyoruz. Hocam biz zaten kazanım kesiciyiz. Normalde 2 değil mi? 2 olur ama 2 ne yapayım? 2 yerine ne yapacağız? Bunu 4 yapacağız. Bu işler yapıyoruz var. Yani anladınız diye geçiyorum bunu. Buna bakın bakalım. 6 olacak. 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 Evet, buna ders hocam sorular. 5 hocam. 5 hocam. Bunu anlamıyorum. 5 hocam. 5 hocam. 5 hocam. Yazın aldığın elinin de 25 hocam. 5 hocam. Anlaşıldı mı? Evet, bakalım. Hocam ben 25 ile taktım. O da olur. Aynen, o da olur. O da olur. Son şu soruyu bakalım. Verilen ki daha becerik görgensel bölgenin alanını evet üstgensel bölgenin alana oranını bulunuz. He, oran kelimesini gördük aslında. Dikdörtgenin alanı bul diyor. Üçgenin alanını bul diyor. Dikdörtgenin alanını, üçgenin alanını oranla diyor. Oranla. O zaman önce bulalım dikdörtgenin alanını. Dikdörtgenin alanını bulmak için ne yapacağım? Kısa kenar çarpı. Hocam, uzun kenar çarpı. Bu 8 alan. Kimi soruyorum önce? A, B, C, D. Şuradan tamam. Alan A benim, benim dikdörtgenim olur. Dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 9 çarpı 13. Ne yapar 9 çarpı 13? Hemen hesaplayalım. 9 kere 3, 27. Hocam 127. 127 mi? 117. 117 yapalım. Pardon hocam. Evet, 117 santimetre kare. Bu bizim dikdörtgen alan. Üçgeni gelelim. Şimdi üçgeni bulmak için bizim neye ihtiyacımız var? Hocam, ülkeye? EB doğrusu 8 oluyor. Çok güzel. Bizim hocam, EB doğrusu da 8 olduğu için değeri de 9. Değil mi? Burası 8 olur. Çünkü bunun hepsi 13 olması gerekiyor. Bunun buraya kadar. 13 olması lazım. 13'ten 5 çıkarız. 8. Bu da 9'sa arkadaşınız dedi bakın burada da 9 olacak. Doğru. Hemen dik üçgeni alanından bana bulun bakayım alanı. Kimin alanı bu? Hocam 72. 72 ise 2'ye bölüyoruz. 2'yi bölüyoruz bunda. Bak Muhammed hep atlıyorsun. Az önce uyardım. Ne demiştin? Hep biraz konular ilerleyince karıştırıyorsunuz demiştin. 8 kere 9 72 yapar ama bu bir üçgen olduğu için ne yapmanız gerekiyor? 2'ye hocam 2'ye bölüyoruz. Tabii ki. 2'ye bölünce ne yapar? 36 yapacak. 36. O zaman bizim sorumuz bitmedi. Diyor ki dikdörtgenin alanını, üçgenin alanını, oranını bulunuz diyor. Oranı hatırlayın neydi oranımız? 117'yi 36'ya ne yapmaktır? Bölmektir. Bu işte. Cevabımız bu normalde. Ha bu sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Normalde bu şıklarda olmaz şıklar onu söyleyeyim size. Çünkü sadeleşebilen bir kesir. Kaçta sadeleşir? Bakalım. İkisi 3'e bölünüyor herhalde. 3'e böldüm 12. Hatta 9'a bölünürdü. İkisini de 9'a bölebilirdik. 9'a bölerim istersen. Bunu 9'a böldük. Bu 4 yapacak. Bunu 9'a böldük. Az önce yapmıştık ya bak. 9'a böldük ne yapıyordu? 13 yapacak. Bu da 13 yaptı. O zaman en sade hali nedir? 13 bölü 4. Asıl cevabımız bu şıklarda olmak gereken cevap bu. Geçiyorum çocuklar. Bu soruda anlaşılmayan yer var mı? Yok hocam. Geçtim. Hocam. Bakalım burada paralel kenarın bölgenin alanı EBC üçgensel bölgenin alanına neyini farkını bulmuş. Bu sefer paralel kenardan üçgenin alanının farkı bulmuş. Bakın paralel kenarın alanını lazım size çocuklar burada. Önce paralel kenarın alanı şu neyse. Sonra şu üçgen çocuklar aradaki farkı bulacağız. Tamam? Farkını bulmuş diyor. Önce paralel kenarı bulalım çocuklar. Paralel kenarın alanını söyleyebilir miyiz? Nasıl hocam bulacağız? 96. Değil mi? Bak paralel kenarın alanını unutmayın. Paralel kenarın alanında bölü 2 yok. Yüksekliği 8. Tabanı şu. Yani 12. O zaman cevap ne? 8 çarpı 12. O da ne yapar? 96. Şimdi gelelim EBC üçgeni. Şu üçgen. Kırmızıyla çizdiğim üçgen. Alan EBC üçgeni. Bu üçgen nedir? Tabanı 10 kabul edin. Bu 10 ise yüksekliği nereden geleceğim? Karşıdan geleceğim. Şuradan geleceğim. Şu. 40. 40 hocam. Değil mi? Bu da ne yapar? Bu da 8 yapmaz mı? Ama bu üçgen olduğu için 8 ile 10'u çarpacağım ama bölü 2 yapmayı unutmayacağım. O da ne yapacak? 40. 40. Bizden istediğini ne diyorlar? Farkını soruyor. Fark. Yani hocam çıkaracağım. 56. Değil hocam mi? 56. 56. Aferin. Çok güzel. 56. Anlatılmayan yer var bu soruda. Geçiyoruz diyorlar burada. Geldik buna. Acide karesel bölgenin çevresi 112'dir. Bu sefer
Üçgensel alanı bulunur diyor. Bakın. Bu sefer diyor ki, bakın güzel bir soru. Çevresi 112'dir diyor. Şu bir karedir. Karenin çevresi 112 ise bir kenarını nasıl bulurum çocuklar ben? Çevre 112. Bir kenarı bulmak için bunların dört kenarı birbirine eşit değil midir çocuklar? Şöyle. Dört kenarı birbirine eşit. O zaman 112'yi ne yapacağım ben 112'yi? 4'e böleceğim. 4'e bölmek demek 112'nin yarısı 56, bir daha yarısını aldınız 28. O zaman bunun her bir kenarı ne kadar olacak? 28 olacak. Peki bizden ne soruyor? Şu üçgenimizin alanını soruyor. Bu üçgenin alanını bulmam için benim tabana ihtiyacım var. Taban belli. Şu 28. Bir de yüksekliğe ihtiyacım var. Bu yükseklik karşıdan gelecek şu. E'den gelecek. Şuradan gelecek. 28'e çarpı 2'ye bölüyorum. Aferin. Çok güzel. Bu da 28'dir. Çünkü karşıdaki ne eşit? Şuna eşittir zaten. Bu da 28'dir. O zaman bizim alanımız, aradığımız alan, yani alan A, B, E üçgeni 28 çarpı 28 2'ye bölüyorum. Ben bunu 28 ile 28'i çarpmış olurdu uzadıya. Şu 28 ile 2'yi sadeleştireceğim. Yani bunu 2'ye böldüm 1, bunu 2'ye böldüm 14. Daha kolay olacak. Sadeleştirmeyi kullanayım. Cevabımız ne? 28 ile 14'ün çarpımı. O da ne yapar? Bir kenara çarpalım 28 ile 14'ü. Sonucu bulmuş olalım. 32, elde var 3, 8, 11, 8, 2. Topluyorum. 2, 9, 3. Ne oldu? 392 cevabımız sonucu. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar sizlerle. Diğer dersim başlayacak. Şimdi size ben hem bu notu paylaşacağım çocuklar, tamam mı? Hem bu notu paylaşacağım sizlerle, hem de çocuklar bir test vereceğim. Bununla ilgili paralelkenarın alanı, üçgen alanı, dikdörtgen alanı bununla ilgili pekiştirmeniz adına. Onu yaparsanız çok iyi olur. Bir sonraki dersimiz pazartesi olacak, tamam? Hepinizi 23 Nisan bayramına tekrardan kutluyorum. Var mı sorunuz? Hocam siz YouTube'a bir şey videoyu yüklemiştiniz de. Evet. Hocam ben geçtim, açamadım. Açamadın mı onu? Açılıyor, ben denedim, açılıyor. Hayır, verdiğiniz link üzerinden girdim ama başka bir cihazdan giremedim. Ha, çünkü başka cihazdan evet giremezsin. Onu ben şeye kapatmışım. Yani onu siz paylaşıp birine gönderemezsiniz. Benim gönderdiğim linkten sadece. Sadece o linki kopyalarsan olur. Yani korumalı tamam, bir şey. Hani onu kimse izleyemez. Sadece gizlilik ayarını değiştirmişim onun. Sadece link sahibi olanlar onu görebilir.